diye başlayan parlamenter sistemini terk ederek tüm yetkilerin tek adamda toplandığı, yasama, yürütme ve yargının bir kişinin elinde toplandığı, çağdaş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı ilkesinin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalkması ile sonuçlanmıştır. 23 Nisan 1920 yılında egemenlik saraydan alınıp kayıtsız şartsız millete verilmişti. Bu seçimlerin sonucunda kayıtsız şartsız milletin olan egemenlik maalesef tekrar saraya verilmiş oluyordu.